Kevki'den bir aşk hikayesi. Seni görük ata imanıma beşe çakıldı. Ellerinden ten tene çantası, üzerinde mor manto vardı. Elle elem düğün evinden geliyordun. Yanında anangil de vardı. Senin de az bakasın vardı emme. Olmadı, olamadı, olamıyordu. Her gün eniş dibinden saldığında karacavayı sizin evin yanına kadar heyecandan üç çağrayı bitiriyordu. Sen duman olup uçuyordun emme, ben hep sonunda izmarit oluyordum. Bir gün beğere dolu alacaksın emme, hadi hayırlısı. Aşk dedikleri buydu herhal. Akşam üstlerini çok sever idim. Evinizin önünden geçerken her arakasından yeni bir heyecan, yeni bir umut vardı. Çani şirin tür perdesine bakarken boynum kopas olduğudu. Az senin de bakasın vardı emme, olmadı, olamadı, olamıyordu. Sonunda patatıyı kafaya yiyen hep ben oluyordum. Her şeyi kabul ediyorum emme, babağın o son sövmesi hala kulağımda zın zın zıngırdağıyor. Emme gene de ben seni çok çok seviyorum diyebiliyorum. Hıdıra diktirdiğim 8 pileli turkuaz pantolon dalgaları kana, yavur yokuşundan aşağı virajın ağzından frene zor basıyorum. Neden mi bir dene? Çünkü senin çöp dökme saatlerinde geç kalıyordu. Tam yanına gelen diyorum, anan karı çığırığı veriyor. İkimizin de ödüsü duyuyor. Sen eve doğru, ben portakal bahçesine doğru sıçırağı yoruldu. Az senin de gelesin vardı emme, olmadı, olamadı, olamaya yoruldu. Akşam olunca bizimkinlere söyledim. Ben dile isteye yoruyun dedim. Hangi dilek dediler? Kaleden Yemenici Mehmet Efendi'nin kızı dilek dedim. Derke ta babam koca sofra bezinin altından böğrüme dekmeyi bir kodu, bilemeye yoruldum ki babanla babamın eskiden kule dibinde dövüştüğünü, dekmenin acısını geçerdi belki emme, hem anam karıda oğlum olmaz galenin tavuğu az ayrı gezer deme mi? Bizimkisi imkansız bir iş aşk hikayesine dönüşmüştü bile. Olmadı, olamadı, olamıyordu. Ben mırrı kırık Nurali Kevki. Ey Yahya Rabbi, bu ne hel sevgi?